Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Araf suresinden devam edeceğiz. Ve bu surede 127-133. ayetler arasını değerlendireceğiz. İlgili kısım Hazreti Musa döneminden onun Firavun'la mücadelesi, kavmiyle olan durumlarını anlatan önemli mesajları ihtiva eden bir bölüm. Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor. وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ Firavun'un kavminden önde gelen kişiler dediler ki اَتَّذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ Sen Musa'yı ve kavmini niye bırakıyorsun? لِيُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ Yeryüzünde ortalığı karıştırsınlar diye وَيَذَرَكَ وَاَلِهَتَكَ Seni ve ilahlarını terk etsinler diye niye serbest bırakıyorsun? Gale bunun üzerine Firavun dedi ki سَنُغَتِّلُ اَبْنَاءَهُمْ Biz onların erkek çocuklarını öldüreceğiz ve nestahyi nisaahum ve kadınlarını hayatta bırakacağız. Ve inna fawqahum gahirun biz onların fevkinde hükümranız. Onlar da istediğimiz gibi tasarrufta bulunuruz. Burada daha evvelki bölümlerle alakalı da kısa bir değerlendirme, hatırlatma yaparak konuya girmek istiyorum. Hazreti Musa bir takım mucizelerle Firavun'a gelmişti. Asa-i Musa gibi ve elinin ışık saçması gibi. Bunun üzerine sihirbazları davet etti Firavun. Ve sihirbazlarla Hazreti Musa'nın meydanda halkın gözü önünde bir müsabakaları oldu. Ve Hazreti Musa'nın mucizesi ortaya çıkınca sihirbazlar toplu halde iman ettiler. İşte bu olaydan sonra demek ki Hazreti Musa serbest kalıyor. Doğrudan Firavun ve adamları tarafından yakalanmıyor. Ve Firavun'un etrafında olanlar bu noktada Firavun'a hatırlatmada bulunuyorlar. Ve diyorlar ki, yani sen Musa'yı niye böyle kendi haline bırakıyorsun? Musa'yı ve etrafındakileri eğer kendi haline bırakacak olursan onlar ortalığı karıştırırlar. Seni de ilahlarını da terk eder o zaman bu toplum. Ve o şekilde Firavun'a bir nevi taktik veriyorlar. Niye böyle serbest bırakıyorsun diye. Firavun ise merak etmeyin diyor. Bizim yapacak bir takım şeylerimiz var onlarla alakalı. Biz onların erkek çocuklarını öldüreceğiz. Nesilleri kesilecek. Kadınlarını da işlerimizde kullanacağız. Onları da hayatta bırakacağız. Merak etmeyin diyor. Biz onların üzerinde tam bir hakimiyetle hakimiz. Onlar da istediğimiz gibi tasarrufta bulunuruz. Gale Musa li kavmihi Musa kavmine dedi ki İsta'inu billahi Allah'tan yardım dileyin vasbiru ve sabredin. Malum Hazreti Musa'nın kavmi İsrailoğulları o zaman Mısır'da esaret altındaydı. Bu esaretten kurtulabilmek için demek sabır gerekiyor. Mücadele gerekiyor. Allah'ın yardımı gerekiyor. Hazreti Musa kavmine bunu hatırlatıyor. İnnel arda lillahi arz Allah'ındır. Yurisuha men yeşa'u min ibadihi ve Allah arzı kullarından dilediğine nasip kılar. Yani yeryüzünde hükümranlığı Allah kullarından dilediğine nasip eder. Yani her ne kadar şu anda burada esaret altında bir görünümümüz varsa da arz Allah'ındır. Merak etmeyin günün birinde Allah bize de hürriyet bahşeder, bize de bir devlet bahşeder diyor. Vel akibetu lil muttakin akibet muttakilerindir, takva sahiplerindir. Takvayı esas alanlar netice itibariyle Allah'ın izniyle galip geleceklerdir. Galu Hazreti Musa'nın etrafındakiler kavmi dediler ki uzina min qabli en te'tiyena ve min ba'di ma ji'tena. Yani sen bize gelmezden önce de geldikten sonra da biz sıkıntıdayız. Eskide de bize eza ediliyordu, bize zulmediliyordu. Şu anda da sen geldikten sonra yine aynı durum. Yani Hazreti Musa'nın kavmi, İsrailoğulları Hazreti Musa'ya bayağı çektirmişler. Ve bunu belki genel anlamda şöyle de değerlendirebiliriz. Toplumda önder olmak, toplumun önüne geçmek, onları belli bir yere götürmek, diyelim esaretten hürriyete götürmek, cehaletten ilme götürmek, bedeviyetten medeniyete götürmek
Bunlar çok da kolay şeyler değildir. İnsanlar alışmış oldukları hallerden bir anda kurtulamaz. Esaret altında yıllarca, uzun zaman kalmış olan İsrailoğulları da hemen bir anda iyi bir toplum haline gelmiyorlar. Bundan dolayı da Hazreti Musa'ya baya zahmet verdiriyorlar. Ve burada onların bir serzenişini ayet bize naklediyor. Ve diyorlar ki sen bize sabret diyorsun ama öncesinde de durumumuz iyi değildi. Sen geldikten sonra da durum pek değişmedi. Evvelinde de bize eza ediliyordu. Şu anda da eza görüyoruz. Gale Hazreti Musa dedi: "Ase rabbukum en yuhlike aduvvekum." Yani ola ki Rabbiniz düşmanınızı helak eder. "Ve yestahlifekum fil ardı." Ve arzda sizi hakim kılar. Onların yerine sizi geçirir. "Feyyanzura keyfe ta'malun." Ve bakar bakalım siz nasıl yapacaksınız. Yani bu da gerçekten olayları okumak noktasında, tarihin seyrini okuma noktasında çok önemli bir durum. Dünün esir bir kavmi gün gelir hürriyetine kavuşabilir. Daha önce bunlar işte esaretten şikayet ederken, kendilerine zulmedilmekten şikayet ederken, iktidara geldiklerinde, hürriyetlerine kavuştuklarında bakalım bunlar ne yapacak? Bakarsınız ki bunlar da daha önce kendilerine zulmedildiği gibi zulmedebilirler. Ve eskiden şikayet ettikleri halleri başkalarına uygulayabilirler. Mesela günümüzde şu anda öğretmen olan nice insan talebeliğinde öğretmenlerin bir takım hal ve hareketlerinden şikayetçi olmuştur. Tavırlarından şikayetçi olmuştur. Ama kendisi öğretmen olduğunda aynen onların uyguladığı sistemi aynen uygulamıştır. İşte Allahu Teala insanlara fırsat verdiği gibi milletlere, kavimlere de fırsat veriyor. Esaret günlerinden sonra onlara imkanlar bahşediyor, devlet nasip ediyor. Ve bakalım bunlar ne yapacak? Eskiden şikayet ettikleri halleri düzeltecekler mi? Yoksa bunlar da öncekilerin yaptığı gibi zulüm mü yapacaklar? وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّن۪ينَ Firavun hanedanını biz kıtlık seneleriyle yakaladık. Onları kıtlıkla cezalandırdık. وَنَقْسِمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ Ve mahsulden noksanlaştırmakla cezalandırdık. لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ Ola ki tezekkür ederler, ola ki öğüt alırlar diye. Yani Allahu Teala Hazreti Musa ve onunla beraber olanlara yardım için Firavun ve etrafında olanlara bir takım ilahi cezalar uyguluyor tabiri caizse. İşte bunlardan birisi kıtlık yılları. Kıtlık yılları oluyor, mahsul azalıyor. Olur ki akılları başlarına gelir, olur ki bundan ders alırlar diye. فَاِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ Ama güzel bir şey kendilerine geldiğinde Firavun ve etrafındakiler için قَالُوا لَنَا هَذِهِ Dediler ki bu bizden dolayı. Yani bunu biz yaptık. Bunu kendilerinden bildiler. Ve اِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةُ Ama kötü bir hal kendilerine geldiğinde يَتَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ Musa ve yanındakilerden bildiler. Ve işte onlar yüzünden bu uğursuz haller başımıza geldi diye böyle ifade ettiler. Bunu başka şekilde, başka toplumlarda da görebilmekteyiz. Diyelim bir toplumda dinden rahatsız olan kesim vardır. Bir takım başarılar elde edilmişse bunu biz yaptık diye ilan ederler. Ama başarısız durumlar varsa dindarlar yüzünden bu başarısızlıkları yaşadık gibi faturayı dindarlara kesmek isterler. Halbuki kendi başarısızlıklarıdır ama bu manada değerlendirmeler olabilmektedir. Demek ki Kur'an-ı Kerim Hazreti Musa dönemini anlatırken aslında günümüze de bir ayna tutuyor ve oradaki meydana gelen olaylardan günümüzde meydana gelen olayları da okuma imkanı bize veriyor. Olayları okumayı, olayların ibret yönünü görmeyi bize anlatıyor. Ela innema ta'iruhum indallah. Yani dikkat edin, onların uğursuzluğu, kendilerine gelen bu kötü hal Allah tarafındandır. Velakinne ekserahum la ya'lemun. Lakin onların ekserisi bunu bilmiyorlar. Ve galu dediler ki mehma te'tina bihi min ayeh li tesharana biha.
Yani sen her ne zaman bizi büyülemek için bir ayet, bir mucize getirsen فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِنْ biz sana inanmayacağız. Biz sana müminlerden, sana iman etmiş kimselerden olmayacağız dediler. Burada da onların bu ifadesinde iman etmemeye bir şartlanma görülmekte. Yani eğer senin dediklerin haksa inanacağız demiyorlar da ne kadar bize mucize de getirsen, ne kadar harika şeyler de yapsan biz yine sana iman etmeyeceğiz. Bir insan gözünü kapamışsa, görmemeye niyet etmemişse buna bir şey gösteremezsiniz. Kulaklarını tıkamışsa buna bir ses duyuramazsınız. Onun gibi bir kısım insanlar da velev mucize de görse, inanmamaya önceden niyetlenmişse bunlara hak ve hakikati anlatamazsınız. Buna küfrü inadi deniyor. Gerçekleri göre göre, gerçekleri bile bile inadına inkar etmek. İşte Hazreti Musa'nın muhatap olduğu Firavun ve çevresinde bu var. Aslında çok mucizeler görüyorlar. Bu mucizeler onların akıllarını başlarına alması gereken durumlar. Ama bunlardan ders almıyorlar ve iman etmiyorlar. فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالْضَفَادِ وَالْدَّمْ ve bunun üzerine biz onlara bir takım felaketleri gönderdik. Tufan olayı, sular her tarafı istila etmiş. Tufan denildiğinde ilk hatıra gelen Hazreti Nuh'un kavminin başına gelen durumdur. Bu bir tufandır ama tufan bununla sınırlı değildir. Günümüzde de bazı yerlerde tufan gibi olaylar yaşanıyor. Demek ki Firavun ve adamları da böyle bir tufan olayıyla karşılaşıyorlar. Sular her tarafı istila ediyor. Vel cerade ve çekirge. Çekirgeler istila ediyor. Günümüzde de bu yine olabiliyor. Çekirgelere rüzgarın dişleri derler. Ve bunlar rüzgarla beraber geliyor. Bir uğultuyla geliyor. İnsanlar uzaktan baktığında kara bir bulut gibi görüyor. Ama bunlar çekirge sürüsü. Havada uçarak geliyorlar. Ve herhangi bir ekine, mahsule konduklarında aradan bir 10-15 dakika geçip tekrar oradan hareket ettiklerinde orası artık işe yaramaz bir hale geliyor. Mahsul tümüyle mahvoluyor. Demek ki çekirgeler de Allah'ın ordusunda birer asker. Allahu Teala "Velillahi cunudus semavati vel ard" buyurmuş. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. "Ve ma ya'lemu cunuda rabbike illa hu." Rabbinin ordularını ancak kendisi bilir. "Ve inne cündena lahumul galibun." Ve bizim ordularımız muhakkak galiptirler diyor Cenab-ı Hak. İşte çekirgeler de Allah'ın ordusunda bazı askerler. Allah bunları görevlendirdiğinde bunlar Firavun ve adamlarının o mahsullerinin bulunduğu yerlere geliyorlar ve oraları perişan ediyorlar ve mahsul bırakmaz bir halde orayı terk ediyorlar. Ve haşere türü bit gibi şeyleri musallat kıldık. Ve dafadi ve kurbağalar. İşte bit istilası günümüzde de bazı yerlerde görülebiliyor. Her tarafı bitler istila edebiliyor. Demek ki Firavun zamanında da bir ceza olarak bit her tarafı istila etmiş. Ve bir başkası kurbağa. Kurbağa her tarafı istila ediyor. İşte zaman zaman günümüzde gökten kurbağa yağması gibi olaylar. Bunun tabi sebepler tahtında izahı, yani bir hortum olayıyla onlar diyelim bir nehirden alındı veya bir gölden alındı, başka bir tarafa o şekilde çekildi. Bu gibi durumlar sebepler tahtında izah edilebilir ama neticede tam isyan içinde olan bir topluluğa bunun gönderilmesi Allah'ın bir tasarrufudur. Yani sebepleri nazara vermek, olayı izah etmekte yeterli değildir. Birisi eline silahı aldığında sadece silahla cinayeti izah edemeyiz. Evet, ortada bir silah vardır ama silahı kullanan vardır. Ortada göl vardır, buradan alınan kurbağalar vardır ama bunun belli bir hedefe gönderilmesi vardır. Çekirgeler durup dururken ortalıkta görülmezken tam isyan eden bir topluluğa birden gelmişse bu taraf ilahiden bir görevlendirmedir. Bu açıdan meseleye bakılması gerekir. İşte kurbağalar her tarafı istila ediyor.
Öyle ki ta yataklarına kadar, mutfaklarına kadar, tencerelerini kaldırsalar içinden kurbağa çıkıyor. Bu şekilde çok zor günler yaşıyorlar. Ve bir de dem, kan. Suları kan halini alıyor. Her taraf kan görünümünde ve böyle bir ceza da başlarına geliyor. Ayet-i mufassalat, bunlar mufassal ayetler olarak her biri ayrı ayrı, her biri zamanı geldiğinde gönderilen ayetler olarak fasıl fasıl kendilerine bunlar yapılıyor. Ama festekbaru, onlar bunlardan kibirlendiler. Yani bu ilahi tedip karşısında akıllarını başlarına almaları gerekirken akıllarını başlarına almadılar, kibirlendiler. Ve kânû kavmen mücrimîn, ve böylece mücrim bir kavim oldular. Yani cürüm içinde, günahlar içinde yüzen bir kavim oldular. Allahu Teala'nın peygamberler göndermesi insanlık için gerçekten çok önemli bir nimet. İnsanlar hak ve hakikati peygamberlerle görüyor. Peygamberlerin elinde mucizeler meydana getirmesi, o da ayrı bir nimet. İnsanlar peygamberlerin sıra dışı olduğunu görüyor, görevli olduğunu anlıyor. Ama bu bugünkü okumuş olduğumuz kısımda anlatılan bu kadar mucizeleri gördükten sonra bunların yine iman etmediğini görmekteyiz. Demek ki bir insan iman etmemeye niyetlenmişse biz onu imana getiremeyiz. Hazreti Musa dirayetli bir insan. Hazreti Şuayb, başka peygamberlerden de örnek vermek gerekirse, Hazreti Şuayb çok fasih konuşan birisiymiş. Ve hitabet noktasında çok seçkin bir hali varmış. Hem de aynı zamanda peygamber. Ama buna rağmen kavmi ona diyorlar ki, ya Şuayb, mâ nefkahu kethîran mimmâ tegûl. Senin dediklerinden çoğunu biz anlamıyoruz. Demek ki bir peygamber bile anlatsa bazı insanlar anlamayabilir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o insanların en fasihi, en güzel konuşanı, böyle olmakla beraber Ebu Cehil gibi, Ebu Leheb gibi bir kısım nasipsizler doğrudan peygamberin hitabına muhatap olmalarına rağmen yine de kabul etmiyorlar. Demek ki insanda böyle bir damar da var ve o damarla hareket ederse, kibirle, gururla, imanı kibrine yedirememek, gururuna yedirememek gibi hallerle, tavırlarla hareket ederse o insana iman nasip olmuyor. Cenab-ı Hakk'ın ilahi hidayeti o hidayete yönelenleredir. Ve Cenab-ı Hakk'ın dalaleti o hidayetten kaçanlaradır. Allah kimseyi durup dururken hidayete sevk etmez, kimseyi durup dururken de yoldan çıkarmaz. İşte hidayete erenler sebepler tahtında Cenab-ı Hakk'ın hidayetini talep etmişlerdir. İman etmeyi istemişlerdir ve Allahu Teala ona göre onlara hidayet nimetini vermiştir. Ama bir kısım insanlara da Allahu Teala onları dalalette bırakmışsa onlar dalaleti istediklerinden dolayıdır. Yoksa imanı istemiş olsalardı Allah onlara imanı nasip edecektim. İşte günümüzde bazı insanlar şunu söyleyebiliyorlar. Diyorlar ki eskide mucizeler görülmüş. Bize de şu anda mucize gösterilsin. İnanalım. Aslında şu anda da çok harika şeyler oluyor. Yani şu tabiatta meydana gelen olaylar her birisi bir mucizedir. Bir yağmur olayı mucize bir olaydır. Bir bebeğin yaratılması mucize bir olaydır. Allahü Teala ayetlerimi göstereceğim diyor. Ayetlerimi göstereceğim. Siz de onları tanıyacaksınız. Allahu Teala şu anda da bize mucizeler gösteriyor ve Allahu Teala'nın her yarattığı şey aslında mucizedir. Kelebek işte bir mucizedir. Bir arı bir mucizedir. Diyelim insanlar o kadar eğitim alıyor, tatlı yapmaya çalışıyorlar. Arı hiçbir eğitim almadan küçücük bir cisim, insanların yaptığı tatlıdan çok daha kalitelisini, çok daha sağlık için gerekli olanı yapabiliyor. Bu bir mucizedir. Bal mucizesi, hayat mucizesi, konuşma mucizesi. Yani etrafımız mucizelerle dolu. Bir de daha önceki kavimlerin başına bazı felaketler gelmiş. Şu anda bizler dünyanın neresinde ne oluyor az çok haberimiz oluyor. İşte helak edilenler günümüzde de var. Dolayısıyla
Önceki kavimlerin başına gelenlerin benzerleri şu anda da insanların başına gelmekte. Böyle olunca bize düşen bunları görmek, ibret almak ve ona göre Allah'a yönelmek. Cenab-ı Hak hepimizi bu noktada Allah'a yönelmekte muvaffak eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.